Merhaba, bu videoda sizlere UNIT UT12C temassız alternatif akım voltaj dedektörünü inceleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Ürün bu şekilde bir ambalaja sahip. Ben bu ürünü uzun yıllar önce AliExpress'ten almıştım. Şu an satışta olup olmadığını bilmiyorum. Oldukça severek kullandığım bir voltaj dedektörü. Üzerinde titreşim motoru barındıran nadir ürünlerden bir tanesidir. Yine markası da Unit olunca orta segmentin kralıdır diyebiliriz ya da fiyat performans ürünüdür diyebiliriz bu tür markalar için. Şimdi cihazı ambalajından çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Ambalaj içerisinden cihazın kendisi ve 2 adet pil çıkmakta. Pilleri takabilmek için parmağınızla şuraya bastırıp diğer elinizin baş parmağıyla da ileri doğru ittirmeniz gerekiyor. Burası biraz zor olmuş açıkçası. Daha pratik olabilirdi. Bu şekilde batarya yuvasının kapağı açılıyor. Cihazın buzzer'ı yani ses sinyali yayan parçası buraya lehimlenmiş. Bu şekilde pilleri takarak cihazı çalışır konuma getiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi cihazın pilini taktığımda hemen çalışır konuma gelmekte, hem bir ses sinyali hem de bir titreşim oluşturarak ben hazırım demek istiyor adeta. Yani cihaz bu şekilde şurada açma kapama butonu var. Buraya bir kez bastığımızda hangi moddaysa o modu size duyuruyor arkadaşlar. Örneğin bakın şimdi basıyorum. Hem ses sinyali üretti hem de elime titreşim verdi. Dolayısıyla bu şu an hem ses sinyali hem de titreşim yayarak voltaj algıladığında çalışacak bir ayarda çalışmakta. Tekrar bastığımda yalnızca bazırı öttü. Dolayısıyla şu an herhangi bir voltaj algıladığında yalnızca ses sinyali oluşturacaktır. Sadece titreşim modu yok. Yani sesi kapatıp sadece ele titreşim verecek şekilde çalıştıramıyorsunuz. Ya yalnızca ses ya da hem ses hem titreşim modunda çalıştırabiliyorsunuz. Yani iki farklı modu var arkadaşlar. Şimdi size cihazın nasıl çalıştığını göstereyim. Sizler için bilgisayarımın monitör kablosunu elektriğe bağladım. Bakın. Bu şekilde alternatif akımı kolaylıkla bulabilmekte. Şimdi bir de hem ses hem titreşim oluşturacak şekilde kullanmak istiyorum. Evet şu an Duyuyor musunuz bilmiyorum. Titreşimi de oldukça hissedilir boyutta, hissedilir bir seviyede özellikle gürültülü ortamlarda faz iletkenini bulmamız gerektiği zamanlarda bu içerisindeki titreşim motoru bence çok işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu cihazla bir prizin faz iletkenini de bulabilirsiniz. Prizi açık konuma getirdim. Evet bu şekilde arkadaşlar bakın. Yani soldaki delik nötr. Sağdaki delik yani sağdaki iletken faz iletken arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar kolaylıkla etkilenmekte çünkü bu bölgede şu an bir indüksiyon alanı var. Yani bir manyetik alan var. Bu cihazın içerisindeki elektronik devre de bu manyetik alanı algılayarak tetiklenecek şekilde tasarlandığı için bu şekilde temassız olarak Elektriğin varlığını tespit edebilirsiniz. Bu ürünle ilgili çok farklı bir deneyimim de oldu. Size bunu da göstermek istiyorum. Bakın, cep telefonumun standart 5 voltluk doğru akım şarj adaptörü şu an Type-C şarj kablomda 5 volt elektrik var. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bu şekilde kim zaman doğru akımı da tespit edebilmekte. Ben bunu tesadüfen fark ettiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü cihazın üzerinde alternatif akımla çalıştığı ve minimum 90 volta tepki verecek şekilde çalıştığı özel olarak yazılmış. Şimdi bu kablodaki elektrik hem alternatif akım değil doğru akım hem de 90 volttan oldukça küçük bir değer. Dolayısıyla bakın çok kolay bir şekilde 5 voltluk bir elektriğin bir kablo üzerinde oluşturmuş olduğu indüksiyon alanından da manyetik alandan da etkilenmekte arkadaşlar. Ama biraz tutarsız çalışıyor. Bakın burada etkilenmedi. Burada etkilenmedi mesela. Burada etkilendi gibi biraz tutarsız çalışıyor ama 5 volta da doğru akımda tepki verecek şekilde çalışabilen güzel bir cihaz. Cihazla ilgili söyleyebileceklerim bu kadardı. Bundan başka söyleyeceğim bir şey yok. Videoyu da fazla uzatarak sizleri sıkmak istemiyorum. 90 ila 1000 volt alternatif akım aralığında hassasiyete sahip olan Unit UT12C temassız voltaj dedektörü bu şekildeydi arkadaşlar. Cihazla ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle cevap verebilirsiniz. Vereceğim. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.